Mehmet Yılmaz, T24. Recep Tayyip Erdoğan Partisi. AKP'nin Kızılcahamam toplantısında reisin herkesi dinleyici ve seçim ilgisinin nedenlerini keşfederek gerekli değişiklikleri yapacağı ile ilgili bir beklenti vardı. Bu kulis haberlerini hep tebessümle karşıladım. Çünkü bu parti Adalet ve Kalkınma Partisi adını taşıyor olsa da esasen Recep Tayyip Erdoğan Partisi. Adının aslında böyle olması lazım. RTEP. Bir başarı varsa bu Recep Tayyip Erdoğan'a ait ve başarısızlıktan da kuşkusuz o sorumlu. Kendisini iktisatçı zannetmeseydi, Türkiye'yi tek başına yönetebilecek ehliyet ve donanıma sahip olmadığının farkında olsaydı, çevresinde salla başlar toplayacağına gerektiğinde kendisini de eleştirecek çapta politikacıları tutabilseydi bu yenilgi de olmazdı. Ama zaten o zaman da bugünkü Recep Tayyip Erdoğan da olmazdı. Troçki 1904'te yazdığı bir risalede Lenin'in parti anlayışını eleştiriyor ve o yolda gidilirse parti örgütünün yerini merkez komitesinin merkez komitesinin yerini de bir diktatörün alacağını söylüyordu. Halk dilsizleşirken komiteler politikalar koyacak ve kaldıracak diyordu. Aradan yıllar geçtikten sonra o partinin ve ülkenin Stalin'in elinde nerelere gittiğini artık tarih kitapları yazıyor. AKP'nin başına gelen de bundan farklı bir şey değil. O partide artık bir tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan. Merkez Yönetim Kurulu da o, hükümet de o, milletvekili de o, il ilçe başkanı da o. Hatırlarsınız belki. Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yerine Binali Yıldırım'ın seçildiği kongrede bir konuşma yapmış ve şunu söylemişti. AK Parti Tayyip'in partisidir ve var oldukça da Tayyip'in partisi olacaktır. Konuşmasını şöyle tamamlamıştı. Size sadakatle açtığınız yolda, gösterdiğiniz istikamette, bu kutlu yolda, yolculukta yürümeye azimle devam edeceğiz. Bekir Bozdağ belki o an yağcılık yapmak endişesi içindeydi. Bunu bilemem. Ancak bilerek ya da bilmeyerek o gün AKP'de bir tek adam kültünün oluştuğunu ve artık bunun kolay kolay değiştirilemeyeceğini söylüyordu. Nitekim toplumumuzun bir sultana kul olma geleneğinden beslenen karizmatik ve otoriter lidere tapınma eğilimi bu kez Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsında vücut bulup AKP'yi teslim aldı. Aynı kongrede Erdoğan'dan gelen mesaj okunurken bütün salonun istiklal maaşını dinler gibi ayağa kalktığını da hatırlayalım. Mesajı okunurken ayağa kalkan o insanlar Erdoğan'ın kendisi gelip o nutku okumaya kalksaydı ne yapacaklardı diye merak etmişti. Onun için Kızılcahamam toplantısından da bir değişim işareti bekleyenlerin hayal kırıklığına uğraması çok normal. Çünkü Erdoğan herkesten daha iyi biliyor ki seçimdeki başarısızlığın asıl nedeni kendisi. Ama kendi gücüne hayran her otokrat gibi bu bildiği şeyi kendisine bile itiraf edemeyecek. Ne yapacağına hala karar vermemiş olmasının bir nedeni de bu. Aleniyet ilkesine ne oldu? Hakkari'de görevden alınarak yerine kayyum tayin edilen belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davada milletvekilleri bile duruşmanın yapıldığı adliye binasına alınmadı. Adliye polis ablukasına alınmıştı. Kimsenin içeri girmesine izin verilmedi. 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen duruşma Akış'ın yargılandığı davanın 61. duruşmasıydı. Dava 2014 yılında açılmıştı, 10 yıldır devam ediyordu bu 10 yıl içinde bu dava nedeniyle kamu düzenini bozucu eylemler yapıldığını, şiddet olayları yaşandığını da duymadık. Anayasanın 141. maddesi şöyle. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. 10 yılda 61. duruşmaya kadar geldiğimize göre mahkeme anayasanın süratle sonuçlandırıl talimatını zaten sallamamış. kararını ancak kayyum atandıktan 2 gün sonra vermiş ama konumuz bu değil. Mahkeme salonlarının kapısının herkese açık olması sembolik bir anlam taşıyor. Bu yargılamaya bir meşruiyet kattığı gibi Kapalı kapılar altında dalavere çevrilmediğini de göstermek isteyen bir tutum. Anayasaya göre mahkeme salonunun kapısının kapalı olması için genel ahlakın ya da kamu güvenliğinin bundan zarar görüyor olması lazım. Bu örnekte ikisinden de söz edebilmek mümkün değil. 61 duruşmanın sürdüğü 10 yılda bu dava nedeniyle nasıl bir kamu güvenliği ya da genel ahlak sorunu oluştu ki mahkeme salonunu bırakın adliyenin kapısı kapandı. Haberlere bakılırsa adliyeye giremeyenler arasında yargılanan sanığın avukatı bile var. Böyle yargılama mı olur? Bunun adil bir yargılama olduğuna nasıl inanacağız?